Memur Sen, Van Şube Başkanı Sayın Osman Ayşin'le konuşacağız efendim. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye öyle bir konuma geldi ki maalesef darbeleri konuşuyoruz. Genel Başkanımız da herhalde gelecekmiş. Genel Başkanımız yarın saat 7.30'da Van'a teşrif edecekler. Akabinde saat 10'da miting alanında olmuş olacak. Halkımıza hitaben söylemleri olacak. Bu arada tabii halkımızı miting alanına davet ediyoruz. Gerçekten genel başkanımız donanımlı, birikimli. Evet. Belki şu ana kadar halkımızın kafasında oluşan soru işaretlerine cevap verebileceğine inanıyorum. Halkımızı içtenlikle miting alanına davet ediyoruz. Tabii bilgiye sahip yerden geliniyor. Bilgiye hakim yerden geliniyor. Evet, burada merak edilen birçok şeyler. 10.30'da mı olacak miting alanında? Yani 10'da miting alanında olacak. Sanırım 9.30 ile 10 arası bir müzik şöleni olacak. Müzik şöleninden sonra büyük ihtimal yarın Abdurrahman Kurt Bey de var. AK Parti eski milletvekili Diyarbakır. O da olacak. Yani büyük ihtimal genel başkanımız önce söz almış olacak. Daha sonra Abdurrahman Kurt Bey söz almış olacak. Sanırım yarın miting alanımız dolu dolu geçecek. Daha şenlikli geçecek. Daha şenlikli geçecek. Dün gece de zaten bildiğiniz gibi Şevki Yılmaz vardı. Şevki Yılmaz Bey vardı. Gerçekten Şevki Yılmaz hitabıyla, donanımıyla, birikimiyle son derece alanı coşturmuştu. Bundan dolayı kendisine de ve halkımıza da özellikle teşrif eden halkımıza da canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Aslında dün akşam farklı bir nokta da ortaya çıktı. Dün akşam çok daha kalabalıktı. Çok daha kalabalıktı. Çok daha yoğundu. Çok daha yoğundu. Evet. Önceki konuşmalara oranla hakikaten daha doyurucuydu, daha verimliydi. Doğru, aslında evet. Bu tür organizasyonlar olması gerekiyordu. Olması yani burada gerekiyor. Halk doyurulmalıydı. Evet. Sonlara doğru olması da yine katkı sunan bir şey. Yine şimdi Mehmet Salih Bey, biz aslında bu platformla ilgili bir komisyon oluşturduk. Evet. O komisyonu da tabii ki gerek Memur Sen il başkanı olarak ilk iki gece tabii bazı üzücü olaylar yaşandı. Dikkat ederseniz belki bazı siyasilerin ön plana çıkması, platformda bazı afişlerin asılması, biz buna müdahale ettik. Dedik burada halkın iradesi vardır. Evet. Halk adına halk vardır burada. Bir siyasi görüş, bir STK, bir siyasi görüş burada olmamalı. Evet. Halkın tamamı buradadır. Halkın tamamının görüşünün buraya yansıtması lazım. Sağ olsun özellikle bu platform komisyonunda görev alan STK'lar, inisiyatif siyasi partilerle biz iki günde bir toplantı yaptık. Bir sonraki gün için nasıl bir çalışma yapalım, evet. Miting alanını nasıl coşturalım, biz hep bunları konuştuk. Zaman zaman aksamalar oldu. Tabii takdir edersiniz ki orada halkın iradesi vardır. Halkın iradesinin önüne de geçmek gerçekten şu bir şekil olsun, bu şekil olsun dememiz belki zaman zaman bizi zorluklarla karşılaştı. Ama her şeye rağmen tabii burada özellikle konuşmacılar, evet. Halkın arasındaki, ilimizdeki sivil inisiyatif, STK'lar, siyasi liderlerimiz konuştu. Ama bu son 3-4 gece zarfında inşallah daha doyurucu olacak. Sanırım ya cumartesi ya da pazar günü final miting olacak. Öyle gözüküyor. Evet. Ama dün gece tabii sizler de buna müşahede ettiniz. Evet. Gerçekten miting alanı doldu taştı Şevki Bey, evet. Donanımıyla. Ama yarın gece de sanırım güzel bir katılım olacak. Mesaj alacağız. Gerek Abdurrahman Kurt Bey, gerek genel başkanımız inşallah yarın miting alanımızı coşturmuş olacak. Aslında darbeden başlayacaktık. Biz öyle sondan devam ettik. Evet. Sondan devam ediyoruz. Evet. Aslında dün akşam aynı zamanda bir kitlenin de ders çıkarması gerekiyor. Evet. Evet. Yani bir önceki akşama göre eğer iki kart artıyorsa buradaki halk, demek ki gelen kitleyi tam doyuramamışız. Doyuramamış. Eksiklerimiz, aksaklarımız vardı. Bunu evet. Bizler hep söyledik. Bunun da farkındayız. Ondan dolayı yani biz özellikle bu flotunda görev alışımız tabii gerek diğer evet. arkadaşlarla eksiklerimiz oldu, aksaklıklar oldu. Ama her şeye rağmen burada halkın iradesi çok önemli. Evet. İnşallah bundan sonraki süreçte de halkımızın soru işareti olarak beklediklerinin cevabını vereceğimize inanıyoruz. Evet. STK olarak Türkiye'de çok ciddi bir kitleye sahipsiniz. Evet. Ortak değerleriniz hükümetle birbiriyle birçok noktada kesişiyor. Kesişiyor. Evet, birçok noktada kesişiyor. Darbe akşamında çok ciddi bir şekilde
Sokağa davet ettiniz evet, halkı. Ne zaman haberiniz oldu? Nasıl oldu? O gece bir gidersek. Evet, biz ben hatta şunu itiraf edeyim. Hatta gündüz bunu sezimledik. Evet. Ve kısa sürede genel başkanımızla iletişime geçtik. Sayın genel başkanım bir darbeden söz ediliyor. Ne dersiniz? Hemen sokaklara, hemen evet, meydanlara dökülelim. Ben sanıyorum ilk olarak da Memur Sen ailesi olarak evet, belki önümüzdeki süreçte tarih bunu da yazacak. İstatistik bile bunu da gösterecek. İlk meydanlara dökülen Memur Sen ailesi olarak. Yani siyaset bizden daha sonra meydanlara evet, döküldü. Az önce işte siz hükümette belki ortak yanlarınızı çok, evet ortak yanlarınızı, ama bizim ortak yanların dışında ortak olmayan yanlarımız da var olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü sendika dediğin zaman siyaset üstüdür. Biz her zaman sendika anlayışımız şöyle oldu. Yani gerek siyasi iktidar olsun, gerek muhalefet olsun, yanlışsa yanlış diyoruz, doğruysa doğru diyoruz. Bu konuda kendimize güvenimiz son derece, kendimizden eminiz. Sakın ola ki birileri bizi siyasetin arka bahçesi görmesin. Siyasetin tabii, paydaşı olarak görmesin. Biz her zaman tabii ki bugünkü konjonktürde siyasi iktidarın yaptıklarının çoğunu benimsiyoruz. Ama yanlışlar olduğu zaman da bir güzel bir şekilde ikaz ediyoruz, uyarıyoruz. Şimdi darbe akşamına tekrar dönelim. Haberiniz oldu, hemen mesajlarla mı, nasıl? Hemen mesajlarla bizim bir EBS'e şeyimiz vardır. Sistemimiz vardır. Hemen kısa sürede tüm üyelerimize bizim eğitim bir sen olarak 5600 Van İl Merkezi'nde 5600 evet, üyemiz vardır. Memur Sen ailesi olarak 11.000 üyemiz vardır. 11.000 üyemize kısa sürede mesajlarla ulaştık. Türkiye genelinde 1 milyona yaklaşan üyemizle. Evet. Kısa sürede genel merkezimiz, genel başkanlığımıza iletişime geçtik. O gece hemen kısa sürede, ki o süreçte Cumhurbaşkanımız da bunu özellikle tüm vatandaşların meydanlara inmesini ve evet, onun da ciddi anlamda bizi tetikleyen bir şey oldu. Artık inanın biz evimizden çıkarken hiçbir zaman için işte önümüze tank çıkacak, asker çıkacak, bombalama olacak, kesinlikle bunları önemsemedik. Bunları da görmek istemedik. Evet. Yani görmüş olsaydık bile, ki mesela Ankara'da evet Van'da bunlar yaşanmadı ama Ankara, İstanbul özellikle büyük şehirlerde onu çok da sonradan da gördük, halen de görürüz. O tanklara, o silahlara karşı nasıl, ki ben inanıyorum Van'da da olmuş olsaydı aynısı Van'da da yaşanmış olacaktı. Evet, ve biz meydana geldiğim zaman Allah'a şükür baktık Cumhuriyet Caddesi doldu. Hatta Cumhuriyet Caddesi'ni bırakın Hacı Bekir Kışlası'na kadar dolduğunu gördük. İnan o arada gözlerimizin yaşarmaması mümkün değil. Yani o şeyi taşıyan herkesi böyle, o halkın birlikteliğini, beraberini görünce sanki karşımızda düşman var. Ki netekim bunlar düşmandı. Ben evet, hatta buna darbe de demiyorum, işgal diyorum. Genel başkanımızın bu konuda bir açıklaması var. Darbeden ziyade işgal olarak biz bunu görüyoruz. Darbeden ziyade işgal olarak İşgal değerlendiriyorsunuz. Olur, şimdi Osman Bey, tabii STK'lar o akşam çok önemli işler yaptılar. Hakikaten evet, çok önemli işler yaptılar. Yani bu siyasilerden daha mı aktif desek? Evet. Yani bizim biliyorsun STK'ların cesareti siyasetlerden biraz çok farklıdır. Evet. Ön plandadır. Çünkü bizim hiçbir beklentimiz yok. Varsa yoksa beklentimiz halkımızın geleceğidir. Halkımızın güvenliğidir. Belki siyasi arena biraz farklı düşünür ama bizim bunun dışında bir şey düşünmemiz de yoktur. Ülkemiz, halkımız, bunun dışında başka bir şey düşünmemiz yoktur. Evet, yani iyi de bir organize olduğu değil mi halk o akşam Osman Bey? Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Yani bunu artık başka bir şeyle tarif etmek, her şey ortada. Ortada olunca herkes bunu zaten gördü. Bunu da farklı bir şekilde anlatmamızın sanırım gereği de yoktur. Çok da gereği halen de devam ediyor. Yani görüyoruz. Evet. İşte sabahlara kadar, iki gecede bir mesela. Evet. İki gecede bir mesela teheccüd namazının kılınması son derece anlamlı görür. Tabii ki bu halkımız inançlıdır, imanlıdır. Yani o halkımızın, namaz kılmayan bile
ben şehit olmak istiyorum. Düşünebiliyor musun yani? Ben şehit olmak istiyorum. Kimin için? Ülkem için. Kimin için? İnsanlarım için. Halkım evet. için. Yani diyen bir halk Allah aşkına bu halkta cesaretsizlik beklenir mi? Cesaretin dışında hiçbir şey beklenemez. Bu konuda halkımızın ne kadar cesur, ne kadar cesaretli evet. olduğunu artık ortaya döktüğünde bunları hep ortada beraber gördük. STK'ların çok önemli bir değeri var. Zaten bunları bilmiyor. Genelde STK'lar işte pazarlıklarda orada burada falan filan ortaya çıkıyor ama bu dernek darbe girişiminde de ön plandaydılar. Bundan sonra STK'lara bakış biraz daha değişir mi? Değişmesi biraz gerekir daha, mi? Biraz daha değişir. Neden diyeceksiniz? Eğer bu STK'ların gücü olmamış olsaydı belki halk bu cesareti de kendisine göremeyecekti. Göremiyor. Çünkü STK'ların söylemleri, STK'ların alanları, yansımaları çok farklıdır. Evet. Orada halk bundan ister istemez cesaret alıyor. Şunu diyor, STK'ların hiçbir menfaatları olmamaksızın halkı için bu kadar sokaklara dökülüyorsa, bu kadar zulüme karşı direniyorlarsa, bu zulmün yanında, bu STK'ların da bizler de olmalıyız. Ben inanıyorum, gelecekte belki sivil vatandaşlarımızın bile STK'ları olacaktır. Herhangi bir resmi kurumda çalışmayanların bile aman bizim de bir STK'mız olsun diyebileceklerine inanıyorum. Diyebileceklerine inanıyorum. Şimdi Osman Bey, Allah'a hamdolsun bir darbe girişimi püskürtüldü ve bu halkı Müslüman olan topluluklarda ilk defa darbenin püskürtüldüğüne şahit oluyoruz. Evet. Yani emperyal dünya bunu beceremedi. Tabii daha önce Mısır'da orada burada darbe oldu. Biz oturduk, halkın direnişini gördük. Halktan böyle bir şey bekliyor muydunuz? Böyle, yani darbe olsa Türkiye'de böyle direnç göstereceğine inanır mıydınız? Çok da inanmıyordum. Hayır inanmıyorum. Çünkü 80 darbesini yaşadık. 80 darbesini çok iyi hatırlıyorum. 80 darbesi bir zemin oluşmuştu aslında. Belki o gün halkın bir beklentisi vardı. Tabii 80 darbesi çok organizeli bir şekilde oldu. Gece olmuştu. Mesela halk o zaman bir sağ sol davası vardı. Günde 30-40 gençimizin öldüğüne şahit olmuştuk. Bir noktada halk bu olsun demişti, bundan kurtulalım. Evet. Ama tabii zemin oluştu. Hiçbir zaman darbeleri de meşru görmemiz mümkün değil. Olamaz da. Şimdi düşün yani 80 darbesinden bu yana 40 yıl geçmesine halen anayasayı değiştiremedik. Evet. Biz böyle bir darbenin olmasını kesinlikle tasvip etmiyorduk. Olmasın böyle bir beklentimiz de yoktu. Neden dolayı dersen artık güçlenen bir Türkiye vardı. Evet, Türkiye güçlendikçe tabii ki düşman da uyumayacak. Türkiye'nin büyümesiyle dış güçlerin bundan rahatsız olduklarını çok iyi biliyoruz. Hatta bunun yanında ülke içinde de bunlara maşa olan bir takım güçlerin de vardı. Ama evet. bu cesareti kendilerinde görüp de böyle bir darbeye girişeceklerini asla tahmin etmiyordu. İhtimal vermiyorduk. Hayır. Evet. Yani 2016, 21. yüzyılda böyle bir şey olmaz. Tabii darbeden sonra çok uzun zaman geçti. Bugün 20. gün mü, halk halen sokaklarda. Ve pazar gününe kadar da halk sokakta olacak. Bu dünya bir mesaj oluyor mu? Bir mesaj oluyor, evet. Hatta ben bir şeyde duydum, Fransızlar bizde darbe olacaksa bir Türk halkını getirelim, meydanlarımıza dökelim, darbeye karşı en iyi direnen Türk halkıdır. Bunu dediklerini duyduk, evet. Hakikaten çok onurlu bir duruş sergiledi. Onurlu bir duruş, son derece onurlu. Yani bunu dünya da aslında takdir ediyor fakat işlerine gelmiyor. Aslında bunu içtenlikle söyleseler Türkiye'nin bu darbelere karşı ne kadar güçlü olup darbenin karşısında güçlerini nasıl pekiştireceğini çok iyi biliyorlar. Fakat bununla işlerine gelmiyor. İçlerine sindiremiyorlar. Ama halk olarak biz bunu çok iyi biliyoruz. Yani her ne kadar bir her ne kadar bir kıskançlık olsa da işin içinde şey var ama bir hakikati görebiliyorlar aslında. Tabii. Görebiliyor ama bunu söylemekten de kaçınıyorlar. Bunu söylemekten de kaçınıyorlar. Kaçınıyorlar. Şimdi bunu fark ediyorlar. Tabii emperyal dünya şimdi konuşuyor. Cumhurbaşkanı konuşuyor, başbakan konuşuyor, gazeteciler konuşuyor ve şu deniyor. İşin içinde Batı var. Evet. İşin içinde Amerika var. Evet. Almanya'nın tavrına baktığınız zaman hakikaten çok tuhaf şeyler var. Avusturya herkes öyle. İngilizler herkes öyle. Fransızlar var. Bu Batı ile Türkiye ilişkilerini bitirir mi? Yani bitirir derken bu süreç devam edecek.
Yani bu tehlikenin tamamıyla bitecek anlamına gelmez. Evet. Türkiye güçlendikçe bunlar da Türkiye karşı güç birliği oluşturacaklarını hiçbir zaman unutmamalıyız. Ama Türkiye de bundan asla taviz vermemeli. Tabii. Doğru olan neyse onu yapmak zorundadır. Eğer yapmaz ise, bunlara taviz verirse, inanın Türkiye'nin akıbeti, ki bundan 12-13 sene öncesini evet. gördük. Bunlar hep hasta bir Osmanlı, yani. Hasta bir Türk, bitkin bir Türkiye görmek isterler. Bu da güçlü bir Türkiye karşısında görmek isterler. Ama bundan da kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Vermemeliyiz. Verdiğimiz an kendimizi bitirmiş olacağız. Gerçek neyse, hakikat neyse. Çünkü Allah'a şükür bu ülkenin %99'u Müslümandır. Müslümanın Hristiyan dünyasına taviz vermesi mümkün değil. Biz evimizi onlara açarız. Onları konuk ederiz. Onların aynı masada 30 bazı şeyleri konuşuruz. Tartışırız ama onlara kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Halkımız adına taviz vermemiz mümkün değil. Verdiğimiz an kendimizi bitiririz. Bu halk bunu hak etmemiş. Siyasi liderler buna çok özen göstermeleri lazımdı. Kaldı ki siyasi, yani ne olursun bugün evet Allah'a şükür artık bu darbeye karşı, darbe diyorum, bu işgale karşı siyasi liderlerimiz artık bir araya gelebildiklerini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Keşke her zaman düşmana karşı, şer güçlere karşı aynı ortamı paylaşıp, aynı yerde buluşup bazı şeyleri konuşabilseler. Hakikaten bu iyi de bir birliktelik. İyi de bir birlikteliktir, evet. Evet. Yani iyi de bir. Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı'nı evet. konuk aldığımda çok güzel bir cümle kullandı. Evet. Dedi ki halk bize birlikte olmanın nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Mesaj veriyor. Evet, mesaj verdi. Ve pazar günü yapılacak mitinge Devlet Bahçeli katılacağını açıklamıştı. Evet, diğer parti liderleri var mı yok mu? Bu da Türkiye'nin gelişimine ivme katar mı? Katar, kesinlikle katar. Evet. Katacağına da inanıyorum. Ama tabii keşke CHP lideri de katılmış olsaydı. Mesela çoğu zaman Cumhurbaşkanımıza CHP liderinin bir araya gelmesi hepimizin de üzen bir takım şeylerdi. Evet. Ama özellikle bu darbe sonrası halkın beklentisi karşılandı. Bir araya gelmeleri, başbakanla bir araya gelmeleri, bu birlikteliğinin devam etmesinden yana. Tabii evet. siyasi görüşü ne olursa olsun, siyasi partinin elbette farklı siyasi görüşler olur. Birbirini eleştirebilir ama haklı yönderse. Tabii. Ama bu tür düşmana karşı, işgale karşı lütfen ne olursa olsun burada bir çağrıda bunun liderlerimiz bir araya gelsinler. Düşmana karşı tek vücut olsunlar. Bu bizim gücümüze güç katacak. CHP'si kazanacak, MHP'si kazanacak. Diğer siyasi partilerimiz hep beraber kazanmış olacak da. Halkın da beklentisi bu yöndedir. Evet, ki meydanlarda zaten o yansımış. Meydanlarda zaten o mesajı veriyor. Ama lütfen bir araya gelin. Bizim beklentimiz budur. Siyasi liderler, bizler size oy veriyoruz, hür irademize veriyoruz ama lütfen bu tür günlerde bir araya gelin mesajıdır. Bu liderlerimiz de bu mesajı ben sanıyorum alacaklar. Bundan sonraki süreçte daha çok dikkat edeceklerine inanıyorum. Mesela Cumhurbaşkanımız evet. özellikle siyasi liderler hakkında açmış olduğu davalı tamamen geri. Bu da çok da anlamlı buluyorum. Yani o davaların kapandığından dolayı bundan dolayı da Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek lazım. Diğer siyasi liderimiz de bu arada kendine teşekkür etmek istiyoruz. Evet, hakikaten çok güzel bir birliktelik örneği gösterdi. Şimdi siz memurlardan sorumlu bir sendikanın temsilcisiniz. Evet. Memurlar da ciddi anlamda işten alınıyor. Öğretmenler de var, normal memurlar da var. Burada bir kaygınız var mı? Kaygımız şöyle, ben inanıyorum tabii bizler de bu işin içinde olacağız. Özellikle memur sen il başkanı olarak, genel merkezimiz olarak şu ana kadar 60 bine yakın kamu çalışanı görevden alındığını uzaklaşın. Tedbiren, 137. madde tedbiren diyor. Ki bunun içinde öğretmenlerimiz de var. Bize üye olup da, sendikamızın üyesi olup da şu anda ilimizde 400'e yakın öğretmenimizin görevden alındı. Bu 400 öğretmenimizin tamamıyla işlenlikte söylüyorum bunu. 400 öğretmenin de tamamıyla suçsuz olduklarına inanmak istiyorum. Evet. Bunların da iki çoğunun da suçsuz olacaklarına inanıyorum. Şöyle ki biz aldığımız arkadaşlar bize geldikleri zaman gerek sendikaya farklı işte o yapının paralel yapının bir sendikası vardı. Aktifsen veyahut da o paralel yapıya ait bir bankanın olduğu ya oraya bir hesap başlayan hesap da şöyle. Yani o günkü mesela bugün bir bayan öğretmenimle görüştüm.
Geldi, o da görünüz dedi başkanım. Ben oraya 1.000 dolar yatırdım. O gün o bankanın faizsiz olduğundan dolayı, o bankanın da o yapıya ait olduğunu bilmiyordum. Ben Ömre'ye gideceğimden dolayı faizsiz olduğundan birikimim oradan evet. olsun. Fakat daha sonra o yapıya ait olduğundan sonra diyor banka da kapandı. Yani bu tür haksızlığa uğrayan ben sanıyorum önümüzdeki süreçte devlet de bunu fark edecek. Suçsuz ki başbakanımız da, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda bir açıklamaları oldu. Tamamıyla açığa alınanların suçlu olduklarına inanmıyoruz. Önümüzdeki süreçte sanıyorum komisyonlar kurulacak, araştırılacak, bilgi ve belgelere dayalı çoğu öğretmen ve çalışan kamu çalışanlarımız görevlerinin başına dönmüş olacaklardır. Görevlerinin başına İnşallah. Dönmüş Umuyorum. Olacaklar. Umuyorum. Şimdi tabii sorular var, yorumlar var. Bununla ilgili Van'daki organizasyonu beğeniyor musunuz? Nasıl gidiyor? Yani bu miting organizasyonu. Evet. Yani zaman zaman aksamalar oluyor. Tam %100 sağlıklı bir şekilde yürüdüğüne de çok da emin değilim. Fakat tabii böyle tür büyük organizasyonda eksiklikte aksaklıklar olacak. Önemli olan kasıtlı organizasyonların sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yana bir takım girişimlerin var olduğunu biliyorum. Evet. Özellikle siyasi partilerimiz bu platform dediğimiz komisyon oluşturduk. Biz 2 günde bir araya geliyoruz. Tabii aksaklıklar yaşanıyor. Yaşanmıyor değil. Ama bu aksaklıkların aşılması konusunda gerçekten orada komisyon ciddi anlamda efor sarf ediyor. Yani evet. çok da sağlıklı %100'ü tamamıyla sorunsuz yürüyor demek yanlıştır. Yani Tabii. tamamıyla %100 sağlıklı yürüyor desek biz bazı şeyleri görmüyoruz demektir. Ama maalesef ufak tefek aksamalar oluyor. Şu anda tabii ki yani şu anda iyiye doğru gidiyor. İyiye doğru gidiyor. Tabii oraya çıkan konuşmacılar mesajlar veriyor. Evet. STK'lar mesajlar veriyor. Herkes bir şekilde mesajlar veriyor. Bu mesajların toplamını değerlendirdiğinizde bir umut var mı? Umut verici bir şey var mı? Umut var tabii. Oraya çıkan konuşmacılarımız belki zaman zaman yanlış konuşmalarını duyuyoruz. Ama biz zaman zaman bu arkadaşlara da arkadaşlar özellikle şeyde bak söylemlerinize dikkat edin. Birleştirici olun. Yani birleştirici bir dille konuşun. Siz evet. birleştirici bir dille konuşmadığınız zaman halkı burada küstürürsünüz. Zaman evet. zaman bu tür aksamalar oluyor. Biz bir sonraki gün işte yapılan konuşmaların nereden nasıl konuşulacağını kendileriyle konuştuğum zaman işte ben bu konuşmayı şu anlamda yaptım demeleri evet. zaman zaman bizi üzüyor. Üzmüyor de. Ama inanın tabii ki belki oraya çıkan konuşma tamamıyla donanımlı, birikimli, konu hakkında yeteri kadar belki konuyu hakim değiller. Evet. Olacak yani bu tür aksamalar olacak. Oraya çıkan tamamıyla hatip kişilerden oluşan konuşmacıları değil. Tabii. Yani ilimizde evet istiyoruz. İşte bir üniversitemiz vardı veyahut da eğitim camiamız vardı veyahut da resmi kurumlarımızda birikimli, donanımlı kanat önderleri vardı. Evet. Biz istiyoruz ki orada en azından yani ilimize mal olan kanat önderleri çıksın. Orada rahatlıkla bu darbeleri bundan sonraki süreçte nelere dikkat edeceğimizi bunları güzel bir şekilde gündeme tabii. getirmiş olsa belki bugünkü o ufak tefek aksamalar olmayacaktı. Ama tabii zaman zaman işte gelen vatandaş ben de konuşacağım. Konuştuğu zaman o konuşma şey verdiği zaman belki farklı bir takım şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani ben halkın da çok buna takılmaması lazım. Yani içtenlikle içinden gelen bazı şeyleri konuşuyor. Ama evet. zaman zaman tabii bu yanlışlar da olacak. Bunları da çok abartmamak lazım. Evet. Tabii bir tarafta siyaset, bir tarafta STK ama her şeyden önemlisi halk ortada. Peki. Şimdi bazı partiler maalesef hiç çıkmadılar. Darbeye karşı olduklarını söylediler ama hiç çıkmadılar. Yani bu burada bir tuhaflık yok mu? Tuhaflık vardı, evet. Şimdi biz ilk toplandığımızda evet. bu platform komisyonu oluşturduğumuz zaman ben orada mesela bir CHP'yi o komisyonda görmedim. Evet. Hatta bazı sivil toplum örgütlerini, mesela bir VATSO başkanını görmedim. Orada BDP de mesela bizim ama BDP ben sorduğum zaman BDP başkanı ilk etapta biz meydanlara inmeyeceğiz. Darbelere karşı bak dikkat edin darbeye değil darbelere karşı. Yani kasıt nedir? Anladığım kadarıyla mesela bir gün siyasi iktidarın da bir darbeden kastı. Çıkarıyorum. Yani bu hileli oyundu. Yani sokağa çıkmadın mı darbeye fırsat tanıyorsun. Fırsat yani.
Yani belki bugün BDP'ye oy veren kardeşlerimiz o meydanlarda olmuş olabilir. Evet. Öyle bir seçim yapma şansımız muhtemelen yok. De vardı. Ama orada inanın her çeşit halk vardı. Keşke BDP'de bugün darbeye karşı diyebilseydi o meydanlarda. Bu gelecekte işte bugün siyasi evet. Çekişmeler belki inanın bu işin çözümü konusunda bir adım olacaktır. Kesinlikle. Hatta ben içimden geldi bir siyasi bir STK başkanı olarak içimden geldi. Ya bir gün bunları ziyaret. Hatta bunu da söylemeye çalışın. Şunu bana dedi. Başkanım dedi ilk etapta açıkladıkları budur. Biz sokaklara inmeyeceğiz. İnmeyeceğiz. Şimdi biz adamlara gittiğimiz zaman adamlar bize diyecek kardeşim biz de genel başkanım böyle bir açıklama yaptı. Biz sokağa çıkmıyor ama darbeye karşıyız. Bu da tatmin edici değildi. Keşke onlar da o halkla beraber neticede orada halk vardı. Orada evet. Bir siyasi parti yoktur. Bir STK yoktur. Orada 48 STK, sivil inisiyatif 48 STK. Onun dışında STK'ları, partiler vardı. Bir Fazilet Partisi vardı. Bir MHP vardı. Tüm şeyler vardı. Hüdapar vardı. Hüdapar vardı. Evet, mesela Hüdapar. Onlar orada. Hiçbir siyasi şeye değinmeden. Bak mesela orada afişleri, bayrakları bile yoktu. Yoktu. Biz burada halk olarak var dedi. Tabii. Ve sonuna kadar da o miting şeyi süreci devam ediyor. Yani parti ismi içerisinde halk olan iki parti yoktu. Yok. Maalesef yoktu. Darbeye karşıyız ama sokağa çıkmıyoruz. Ve ilk günden itibaren yine AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a savaş açarak hatta Selahattin Demirtaş'ın Özgür Politika'da yaptığı açıklama var. Kendi kitlesini halka, sokağa davet ediyor. Evet. Sokaktaki kitleye karşı çıkarmak için bu aslında biraz da darbecilere ekmeğini yağ sürecek. Ekmeği yağ sürmek evet, onları şimdi tabii bizim evet şimdi diyorlar ki Van'da darbeye karşı miting yapıldı ama yani bütün darbe savrulmuş gitmiş evet. Her şey bitmiş ondan bir 19 gün sonra sokağa çıkmak darbe destek çok da anlamlı değil. Çok da anlamlı değil. Çok anlamlı ilk günden itibaren evet. İlk günden itibaren o şeyi almaları gerekiyor. Tabii. Biraz geç kalmış şey. Yani sadece darbeye karşıyım demek mesela Cumhuriyet Halk Partisi sadece darbeye karşıyım demek darbeye karşı olarak alınabilir mi? Hayır. Onu çok da şey görmüyoruz. Yani darbe olsaydı acaba sadece AK Parti ve AK Partililer mi yıpratılacaktı? İnanın bak ilk etapta alınanı çok iyi biliyoruz. Yani onların da kimler olacak çok iyi biliyoruz. Kendileri de çok iyi biliyorlar. Öyle değil mi? Hepimiz zarar görecekti. Belki en çok onlar zarar görecek. Belki de en çok Kürt siyasal hareketi zarar göreceklerin başındaydı. Çünkü onların önünde en büyük engel onlar olacaktı. Çünkü geçmişte yaşanmış bir güçleri vardır. Evet. Bir AK Parti onlar için çok tehlikeli olmayacaktı. Bir MHP onlar için çok tehlikeli. İnanın onlar için en büyük tehlike belki HDP olacak. HDP olacaktı tabii. Evet. HDP'nin çünkü gençliği var. HDP'nin çünkü bir gücü vardı. Elinde evet. Bir silah şeyi vardı. Onları görmemezlikten gelmeleri mümkün değil yani. Yani muktedir hiçbir zaman karşısında bir güç istemeyeceği için tabii ki 80 ihtilalini siz çok da iyi biliyorsunuz. Evet. 80 ihtilalinde Milliyetçi Hareket Partisi devlette el ele kol kola iken olmasına rağmen darbeden hemen sonra neler yaşadıklarını tarih gösteriyor. Evet. Şimdi tabii neler var, farklılıklar var, farklı değerlendirmeler var. Bu arada bir telefon da var muhtemelen yayında olduğumuz bilgisi kendilerinde değil. Şunu sormak istiyorum. Halk direndi ama sadece halk direnmedi. Ordu içindeki şerefli insanlar da evet, direndi, kesinlikle. Polis direndi, evet, STK'lar kesinlikle. Direndi, vatandaşlar direndi, evet. Açık kapalı herkes direndi. Ve bu dirençle birlikte İslam ümmeti de Türkiye'nin yanında durdu. Türkiye'nin yanında. Evet, Ali Hamaney'in baş danışmanı açıklama yapıyor. Biz zor zamanların adamıyız. Evet. Aramızın çok kötü olduğu Rusya açıklama yapıyor. Biz zor zamanlarda buradayız. Evet. Türkiye'nin yanındayız. Bunların tamamını toparlarsak, tamamını değerlendirsek Orta Doğu'da oluşturulmak istenen, bölünmek, parçalanmak istenen bu Batı emperyal yapının aynı zamanda bu hevesini kırar mı? Kesinlikle kırar. Şimdi neden diyorum? Çünkü Orta Doğu İslam dünyası Türkiye'yi lider konumunda. Evet. Türkiye'nin gücünü görmek istiyor. Evet. Türkiye'nin gücü onlara biraz daha güç katıyor. Batı dünyasına karşı olmaz olmazlardan Türkiye'yi güçlü görmek istiyorlar. Evet. Eğer Türkiye gücünü yetirirse inanın Orta Doğu'daki İslam coğrafyası
ben İslam'ım, ben Müslümanım, benim de konuşmanın da kendi ülkemde söz sahibi olmam demek bir şansları olmayacak. Evet. Bunlar Türkiye'yi tamamıyla görme. Evet, her ne kadar bugün Orta Doğu'da İslam ülkelerinin başındaki siyasi iktidarlar belki Türkiye'deki siyasi iktidar kadar duyarlı olmuyor ama halkın %90'ı inanın Türkiye'nin yanında yer almak, şu anda mevcut siyasi iktidarın yanında yer almak istiyorlar. Evet. Çünkü bugün dünyaya tek cevap verebilecek konumda Türkiye'dir. Türkiye olmayınca onlar da kendilerini çok da dünyada söz sahibi olmayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çok iyi. Onun için güçlü bir Türkiye görmek istiyorlar. Buna da ihtiyaç vardı. İslam coğrafyasının güçlü bir Türkiye'nin olma ihtiyacını görebilir. Evet. Kurtuluş yok başka. Başka bir şansları yoktur. Evet. İnanın başka bir şansları yoktur. Ki yani aslında bu dünyanın da işine gelmeliydi. Evet. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir İslam coğrafyası dünyanın da işine gelmedi. Hristiyan dünyasının da işine gelmedi. Çünkü hiçbir zaman için İslam'ın bir Hristiyan'a, bir Yahudi'ye, bir hakaret etme, onu kendi yaşamı gibi bir yaşamı içine çekme şeyi yoktur. Evet. Bu Batı dünyasında böyle bir şey vardı. İslam dünyasında böyle bir şeydi. Hazreti Muhammed Mekke'yi işgale gittiği zaman oradaki müşrikleri koruması altına aldı. Evet. İlla Müslüman olacaksınız, illa şunu yapacaksınız, illa bu kuralı olacak diye bir şey olmadı. Yok. Ama oradaki yaşamı oradaki müşriklere örnek oldu ve günden güne oradaki müşrikler Müslüman olmaya başladı. İslam evet. dininin güzelliğinden pay aldılar. Avrupa'sı da, Batı dünyası da aslında bu mesajı verebilirsek inanın onlar evet. da Tabii. Onlar da İslam'a gebe olacaklardı. Evet. Şimdi Osman Bey, Membur senin fikrini burada paylaşıyoruz. Dediğiniz gibi yarın genel başkanınız gelecek. Evet. Burada onda halka hitap edecek. Tabii halkımızı oraya bekliyoruz. Çok yoğun bir şekilde. Farklı mesajlar olabilir. Farklı evet. değerlendirmeler olabilir. Toparlarsak, çünkü programında sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Darbe oldu. Kötülük yapmak istediler ama sanki biraz da rahmet oldu. Rahmet oldu. Yani. Halk bundan sonra ne yapmalı? Halk bundan sonra daha çok halk birileri destekleme, birinin yanında kaynaşması lazım. Mesela bizim en çok önemsediğimiz selam. Selamı yaygınlaştıralım. Evet. Ne olursa olsun araca bindiğimiz zaman, yolda yürüdüğümüz zaman karşımıza gelen insanı selamlamamız lazım. Yani sadece bu birleşme, bu güç platformu sadece miting alanında sınırlı kalmasın. Herkes komşusunun kapısını çalsın. Komşusuyla tanışsın. Komşusunu tazilsin. Evet, burada güzel bir geleneğimiz var. Düğün, ondan sonra taziyeyle gider. Ama bu sadece düğün, taziyelerle, miting alanlarla sınırlı kalmasın. Kalmamalı. Esnaflarımıza dolaşalım. Biz halkta bu şey süresince bu evet. platform komisyonu dedik arkadaşlar bu bizim için bir fırsattır. Esnaflarımıza dolaşalım. Biz sadece böyle zorda kaldığımız zaman birbirimizi sormayalım. Evet. Geniş zamanlarda bile birbirimizi soralım. İnanın bundan sonraki sürecimiz bizim için çok önemli. Biz hatta bu platform komisyonunda bir şey oluşturduk. Biz olası bir darbeye karşı bir eylem planı hazırlamamız gerekiyor. Şu anda bir komisyon kurduk. İnşallah gerek darbeye karşı gerek depremlere karşı inşallah bir şey oluşturacak. Eylem planı. Evet. Eylem planımız olacak. Bu eylem planı gelecekte bizi bu tehlikelere karşı korumuş olacak. Onun için mutlaka uyanık olmalıyız. Hani diyor su uyur düşman uyumaz. Buna karşı teyakkuzda olmamız lazım. Teyakkuzda olabilmemiz için bir altyapımızın oluşması lazım. Bunu evet. okullarımıza yansıtmalıyız. Bunu diğer resmi kurumlarımıza yansıtmalıyız. Birbirimizi sevmek zorunda. Birbirimizi Allah rızası için seversek inanın daha güçlü olacak. İnanın Batı dünyasına da en büyük şeyimiz bu birlik ve beraberliğimiz olacak. Bunu sağlayabilirsek işimiz kolaylaşır. Ama darbe şey sonrası, bu darbe sonrası işte bir ay sonra, iki ay sonra varsayalım darbe tamamıyla sakinleşti. Korku kalmadı. Peki evet. bu korkulardan tamamıyla habersiz mi olacağız? Hayır. Demek ki bu korkuların her zaman yaşanabileceği varsayımını yapmalıyız. Evet. Bunu yaparsak kazanır. Yapamazsak inanın yine inşallah yani bugün olduğu gibi işte 15 Temmuz günü olduğu gibi halk nasıl meydana döküldüyse ben istiyorum ki tabii memur sen ailesi olarak düşünür onun daha fazlasını miting meydanlara yansıtan daha güçlü bir şekilde çıkan CHP'lisi çıksın, BDP'lisi çıksın, diğer partiler de yanımıza yer alsın. Evet. İstiyoruz bu güç
birliğini oluşturan meydanlara bu güçle dökülelim istiyoruz. Evet. Osman Ayşin, Memur Sembal Şube Başkanı, bizleri kırmadınız. Çok yayınımıza geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam Genel Başkanınız Demokrasi Miting Alanı'nda olacak. Orada bir konuşma yapacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Tabii bugünkü yayının tekrarını yarın da vereceğiz. Yarın. Arada bir iki elektrik kesintisi olduğunu söyledi arkadaşlar. Yarın saat 11'de bu yayının tekrarını yine Tutku Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Yalnız bir konuya değinmedik. Tabii buyurun. Ordumuz da biliyoruz yani biz peygamber ocağı diyoruz ama maalesef bu peygamber ocağına 40 yıldan beri bu hainersizliği bundan sonraki süreçte umarım devletimiz bu konuda bir tedbir alır. Bu ordunun içine bu tür yapıların sızması son derece tehlikelidir. Umarım bundan sonraki süreçte bunlar dikkat edilirse halk olarak da dikkat edeceğiz. Sivil toplum örgütü olarak da buna dikkat edeceğiz. Özellikle eğitim kurumlarında da önemsediğimiz bir konu vardır. Eğitim kurumlarımızda özellikle yönetici öğretmen atamalarında buna biz canı gönülden her atamalarda işin ehli istiyoruz. Evet. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz buna dikkat edersek işimiz kolaylaşır ve ben bu fırsatı verdiğiniz için tekrar size teşekkür ederim. Cenab-ı Allah milletimizin yar yardımcısı olsun. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de ben onlara gaziliklerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ederim. Evet, Osman Ayşin, Memur Sembal Şube Başkanı konuğumuz efendim. Kendisiyle değerlendirmelerde bulunduk. Bu yayının tekrarını yarın saat 11'de Tutku Radyo'da dinleyebilirsiniz. Görüşmek, buluşmak umudu ve ümidiyle. Hoşçakalın efendim.